Başak Demirtaş'ın aday olmaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkisinde konuşalım biraz. Muhalefete de dönük bir mesaj olarak yorumlandıysa eğer Selahattin Demirtaş'ın bu girişimi, sonra geri çekilişi, şunu da sormak gerekiyor. Mesela açıklanmayan ilçe adayları var. Buralarda ne olur ne biter, CHP bu süreci nasıl okuyor, CHP'de herhangi bir değişikliğe neden olacak mı, bir tutumunda bir değişikliğe neden olacak mı, ne bekleriz? Bir kere DEM Parti'nin artık aday çıkaracağı kesin. Yani DEM Parti İstanbul'da bir adayla yarışa katılacak. Aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir yerde avantaj, bir yerde dezavantaj. Avantajlardan biri şu ki bu ortama rağmen çünkü aslında iktidar Başak Demirtaş'ın aday olmasını, bakın iktidar bunu sağladı demiyorum, Başak Demirtaş'ın aday olmasını herhalde en çok isteyen kanat iktidardı. Çünkü güçlü bir aktör, güçlü bir figürdü. Fakat aday olmamasıyla birlikte iktidarın güdümündeki diyelim bazı sosyal medya hesaplarında şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile işbirliği yapıyor biçiminde söylemler üretilmeye başlandı bile. Bu Başak Demirtaş'ın şu an için en azından denklemin başka bir noktasına gelmesiyle birlikte biraz da iktidar cenahındaki o tüh keşke böyle olmasaydı değişini gösteriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir de dezavantaj elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmesi muhtemel olan oyların bir kısmı yine de DEM Parti'ye gidecektir. Fakat Başak Demirtaş'ın adaylığı kadar olmayacağı su götürmez bir gerçeklik. Burada çok açık ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir nokta Başak Demirtaş'ın aday olmuyor olması. İstanbul'da bir diğer denklem, belki Türkiye için de öyle. Önemli bir şey dile getirmek. Peki, lütfen tamamla. Dondu, ben o sırada tamamladığını zannettim Altan Sancar. Altan Sancar düştü mü arkadaşlar? Peki, tekrar ayarlamaya çalışıyor değerli rejimiz. Kısa bir donma zannettik ama o sırada hatta cümlesini tamamladığını da düşündük Altan Sancar'ın ama henüz bitirmeden donmuştu. İstanbul'da dengeleri nasıl değiştirdi Başak Demirtaş'ın? Önce aday adaylığı olarak anlaşılan açıklamaları, sonra aday olmayacağını netleştirmesi. Şimdi hesap değişiyor. Hesabın değişmesinde kim pay sahibi, neden değişti kararı Başak Demirtaş'ın? Selahattin Demirtaş ne mesaj verdi, o mesaj ne kadar yerine gitti, buradan kim kazançlı çıktı? Her yönüyle konuşmak gerekiyor. Altan Sancar, son birkaç cümle duyulmadı. Oradan alıp noktalamanı rica edeyim, diğer sorulara geçeceğim. Çok hızlı olarak şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz Başak Demirtaş'ın adaylığı gündeme geldiğinde bazı iddialar ya da söylemler gündeme gelmişti. Bunlardan biri işte Selahattin Demirtaş bu adaylık üzerinden serbest kalabilir söylemiydi. Ya da acaba yeni bir çözüm süreci mi olacak, anlaştılar mı söylemiydi. Burada bir noktanın atlandığını söylemekte fayda var. Eğer böyle bir ihtimalin dillendirilmesi bile, bakın varlığından söz etmiyorum, bu kadar güçlü bir şekilde dillendirilmesi bile aslında bir siyasi okuma olarak DEM Parti tabanında olası biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne her şeye rağmen oy verme ihtimali olan insanları başka bir yere kaydırabilirdi. Çünkü en nihayetinde kendilerinin içerisinde, DEM Parti tabanı içerisinde Selahattin Demirtaş'ın yeniden serbest kalmasını isteyen çok büyük bir kesim var. Daha doğrusu hepsi istiyor. Bu çok ilginç bir söylemdi, çok ilginç bir dönemden geçtik. Şimdi bunun tam tersini yaşayacağız. Bu defa iktidar cenahından başka bir söylem gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla anlaştı söylemi gelecek. Bu da biraz siyasetin getirilip sıkıştırılmak istendiği yer. Zaman zaman muhalefet de ne yazık ki bu sıkıştırılmak istenen yer tuzağına düşüyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Son herhalde 6-7 yılda neler yaşadık öyle Altan Sancar, hakikaten ne cümleler duyduk. Mesela Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıktı bu cümle. Terör örgütünün elebaşı, sözde liderinin mektubu meclis kürsülerinde olumlandı, konuşuldu, atıf yapıldı. Bak orası bile ne diyor diye işaret edildi. Osman Öcalan TRT'ye çıktı. Yani neler neler yaşandı hakikaten son dönemde. Hiç yani bilmediğimiz, tanımadığımız bir akademisyen bir anda İmralı'ya gidip mektuplar getirdi. Yani şu olmaz diyemiyoruz değil mi artık?
Hayır, diyemiyoruz. Bakın, o mektup konusuyla ilgili az bilinen bir gerçeği hatırlatmakta fayda var. O mektup getirildiğinde esasen akademisyenin Ralan'ın avukatlarıyla birlikte açıklama yapması ihtimali üzerinde duruluyordu. Fakat alelacele sadece akademisyene açıklama yaptırıldı. Bu açıklamanın kim tarafından, kimler tarafından yaptırıldığını daha 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. O mektuba umut bağlayanlar tarafından yaptırılmıştı. Bugün o mektubun getiriliş süreciyle ilgili AK Parti'den gerçeği yansıtmayan cümleler duyuyoruz. Oysa Ali Kemal Özcan, yani akademisyenin İmralı'ya giden ismi bir defa değil, birden fazla defa gittiğini, bu sürecin bu şekilde organize edildiğini de göz ardı etmemek gerekiyor.